Evet arkadaşlar, şimdi bu konuda en yeni bir soruya bakalım. Şimdi bir tane duran frame var her zaman gibi. S hareket etmiyor. Şimdi diyor ki bir tane uzay gemisi var. Belli bir V hızıyla gidiyor. Şu, tam böyle karşısında da aynı eksende bir ayna var. Aynaya doğru V hızıyla gidiyor. Bakın aradaki mesafe. Sonra uzay gemisinin hemen ucundan bir tane ışık, lazer tutuluyor. Lazer tutuluyor. Lazerin ışığı aynaya çarpıp geri dönüyor. Bana diyor ki araya bu uzay gemisinin ucuyla ayna arasındaki mesafe D. Ama neye göre? S'e göre. Yani durağın gerçek zaman, gerçek uzunluğu. Onu vermiş. Diyor ki ışığın aynaya çarpıp gene aynı bu uca döndüğü andaki zamanı hesapla. Neye göre? Birincisi S'e göre, yani duran zamanı hesaplayacaksın. İkincisi de diyor ki uzay gemisinin içinde bu lazeri tutan biri daha olsun. O ışığın çarpıp geri döndüğü anda ne ölçer diyor. Onu hesaplayın diyor. Şimdi ilk önce S'e göre bakalım. S'e göre TS diyorum buna. TS de hesaplayayım. Şimdi aynaya çarpacak. Bakın. Şu an çarptı. D'ye kadar mesafe aldı. D'ye kadar mesafe alacak ama aynı anda bu da V çarpı TS kadar ilerlemiş olacak. Yani aldığım mesafe. 2D çarpıp geri döndü ama bu da aynı anda sağa doğru hareket ediyor. V çarpı TS. V çarpı TS. Onu hangi neyin yoluyla alıyor? Işıkla alıyor. Işığı da hızlı C olduğu için C TS. O zaman buradan TS ne çıkar? 2D bölü C artı B çıkar. Görüyorsunuz. 2D bölü C artı B çıkıyor. Hiçbir şey yok soruda. İkincisine bakalım. İkincisinde ne fark olacak? Bunun içindeki zamanı, buna TS demiştim. Bunun içindeki zamanı TS prime diyor. Yani hareket ettiği için hep prime koyarız zaten. Şimdi onu nasıl hesaplayacağız, ona bakacağım. Oradan neyi bilmem gerekiyor? Artık soruyu silebilirim. Oradan neyi bilmem gerekiyor? Birincisi, ben şunu biliyorum. D mesafesi neye göre uzunluktu? Duran frame'e göre, yani gerçek uzunluğu. Peki, gerçek uzunluğu hareketli bir şey nasıl görüyordum? Bakın, ya çubuk hareket ediyordur, ben duruyorumdur, ya ben hareket ediyorumdur, çubuk duruyordur. İkisi de birbirinden farklı değil. Yani, ben hareket edip çubuk duruyorsa, o bana göre geriye doğru gidiyormuş gibi görünür zaten. Yani gene çubuğun hareketi gibi düşünebiliriz. O zaman gene o uzunluğu kısalacak. O zaman ne görecek? Bakın aradaki mesafeyi ne görecek? D bölü gamma kadar görecek. O zaman aldığı yola bakıyorum. 2D bölü gamma eksi VTS prime hangi zaman alıyorsam ona göre. Gidip bu uzay gemisinin içinde TS'i kullanamam. Çünkü benim ölçtüğüm zaman o değil. İşte CTS prime. Yazalım. 2D 1 eksi V kare bölü C kare, gamma'yı yazdım yerine, eşittir C artı V TS prime. Hadi bunları düzenleyelim. 2D bölü C parantezini aldım. Bunu bu tarafa attım. C bölü, 2D bölü C parantezini aldım. Şuraya C'de içler dışlar çarpımı yaparak. Ne geldi buradan bana? Şu ifadeyi de attım oraya. Şu ifadeyi attım. Buradan c kare eksi v kare geldi. C eksi v, c artı v diye aradım. Burada c artı v'nin karesi geldi. Kare kökü içine aldığım zaman. C eksi v bölü c artı v çıkar. Eşittir. Ts. Bakın hiçbir şey yok. Zamanın neye göre aldığımız çok önemli. Sadece zaman neye göre aldığımız çok önemli. Bana durağın zamanı bulmamı istedi. Durağın mesafeyi biliyorum. 2D eksi ne olacak? Sonuçta bu durmuyor. Yani uzay gemisi hareket ediyor. VTS kadar dönüşte aldığım mesafe kısalıyor. Eşittir CTS. Buradan TS'i buldum. TS prime'i nasıl bulacağım? O da çok önemli. Uzay gemisinden bakan biri şu uzunluğu daha kısa görür. Çünkü gerçek uzunluğu bu. Hareket ediyorsa, hareket eden bir şeyden bakıyorsam. Ya ben hareket ediyorumdur. Ya bu uzunluk bana göre hareket ediyor, fark etmez. Ya bana göre hareketle benim hareketim de aynı şey zaten. Uzunluk kısaldı. D bölü gamma oldu. 2D bölü gamma kadar mesafe aldı. Eksi VTS prime, eşittir CTS prime. T
TS prime niye diyorum? Çünkü uzay gemisinden ölçülen zaman. Ondan bunları yazdım ve TS prime 2D bölü C kare kökenine 1 eksi C eksi ve C artı B olarak buluyorum. Şimdi şunu da yazabilirsiniz. Bunun ölçtüğü zaman TS, bunun ki TS prime. O zaman şunu diyebiliriz. TS prime gamma TS. Zaten buradan da bakabilirsiniz. Şuradan da bakabilirsiniz. Ne görüyor? Bakın bu 2D eşittir V, C artı V TS. 2D bölü gamma. Yani görüyorsunuz. 2D bölü gamma. Yani ne görüyoruz buradan şöyle baktığımız zaman? Pardon böyle değil. Burada neyi görmüş oluyoruz? TS prime, gamma TS, gamma TS prime. Burada neyi görüyoruz? C artı V yaptım. 2D bölü gamma. 2D bölü 2D yerine ne yazabilirim buradan? 2D yerine gidip şunları yazabilirim. O zaman bu ifadenin gelmiş olması lazım. Tabii dikkat etmek gerekiyor. Çünkü relativity de aslında bu soruları çözerken relativity yani yok uzay gemisi gidiyormuş da onları görmemiz mümkün değil. Relativity'de şimdi şöyle düşünüyoruz, tamam mı? İşte diyorsunuz ki siz hareket ediyorsunuz. Ben duruyorum, benim zamanım proper ama sizden bakınca sizin zamanınızda proper görünmüyor mu? Relativity'de kural şudur. Hiçbir şekilde ikimiz de hareket ediyorsak veya ikimiz de duruyorsak fark etmesin. Ben duruyorum, yanımdaki hareket ediyor. Birbirimizi bir daha hiç görmüyoruz. O yüzden kimin zamanının proper olduğu belli değil. Ama onun zamanı daha uzun geçtiğini biliyorum. İkimiz zamanı aynı anda başlatırsak ben duruyorum, onun zamanı benim gamma katım, onda daha şey geçiyor. Ama ondan bir daha bakmıyorum. İşte bu ikizler paradoksu nasıl çıkıyor falan diyoruz sonra. İkizler paradoksunda olay şu. İkizlerden biri gidiyor, sonra duruyor, tekrar geri dönüyor. İvmelenmeli hareket olduğu için gelen kişi daha genç kalıyor. İvmelenmeli hareket böyle işte zaman kavramını biraz değiştirdiği için genç kalma durumları oluyor. Ama iki zaman belirleriz ve o zamanlar bir daha birbiriyle karşılaştırılmaz. Çünkü karşılaştırılmak için birbirlerini görmeleri gerekir. Hareket eden ve duran bir daha birbirini göremediği için böyle bir karşılaştırma yapamayız. O yüzden kim T proper, kim değilmiş öyle bir şey diyemiyoruz. Ama şuna tekrar bir daha bakayım. Bunu bu tarafa attım. 2D'nin yerine de şunu yazarsam. 2D'nin yerine de bunu yazarsam evet. Şu ifadenin çıkıyor olması. TS prime. Evet. Şimdi bu sorunun çözümü dediğim gibi. Sadece yaptığım şey şu. Işık geliyor, geri dönüyor. Işık geldi, geri döndü. Şu kadar kısalmıştı çünkü VTS kadar mesafe. TS dediğim durağın frame'e göre. Buradan bu uzunluğu, bunu bulduk. İkincisi de uzay gemisinden bakan birisi bunu daha kısa gördüğü için. Daha kısa gördüğü için. Onları yerine yazdım ve TS prime'i de buldum. Başka hiçbir şey yok. Soruda herhangi bir zorluk bir şey yok. Sadece bakın sürekli kullandığımız şey şu. Uzunluk işte kısalıyor, kısalmıyor. Mesela ilk çözdüğümüz soruda kısalmayı görmüştüm ben. Uzun olanı hesaplamıştım. Şimdi uzun olanı biliyorum, kısa olanı hesapladım. Yani ya gözlemlenen veriliyor ya gerçek uzunluğu veriliyor. Gözlemleneni soruyor. Ya da gözlemleneni verip gerçek uzunluğu soruyor. İki şekilde şaşırtmalı sorular olabiliyor. Bu sorunun çözümü